Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bölümde Rampage x pike 7.1 oyuncu kulaklığını inceliyoruz. Segment bilgisayarın Rampage ürünlerini biz uzun süredir inceliyoruz. Ama her zaman söylüyorum. Orada biz Rampage'in üst seviye ürünlerini inceliyoruz. Bunlar biraz daha pahalı oluyorlar ama özellikleri de iyi oluyor. İşte bu öyle bir kulaklık. 7.1 olduğunu söylemiştim ama 7.1 biliyorsunuz hepsinde stereo kulaklıklar. Yani pazarın çoğu stereo kulaklık aslında 7.1 yazılımla yapıyorlar. Dolayısıyla ben onu birazcık geri plana atıyorum. Aslında önemli olan şey şu kulaklık iyi ise zaten stereoda da 7 birlikte de güzel tatmin edici bir ses alıyorsunuz. Ama kulaklığın kendisi zayıfsa hani Aa, bunun surround'ı çok iyi ama diye o onu tatmin etmez. Kulaklık iyi olacak başta. Bu işte dediğim gibi üst seviyesi bir kulaklık şöyle göstereyim. Zaten hani çok da fazla bir şey yok. Bildiğimiz alıştığımız dizayn sadece şurada bir şu open back tasarım havası vermişler. Hani ben baktım içerisi hakikaten gözüküyor mu diye. Yok burası sadece kapak belli. Onun dışında ama yapı malzemesi şurada baktığınız zaman işte şurasının şu hareketlere dayanıklı olması için demir olmasını, metal olmasını istiyoruz. Burası öyle. Şunlar tabii ki suni deri. Bunlar soyulur mu soyulmaz mı? Onlar bizim testlerimizde ortaya çıkan şeyler değiller maalesef. Ama suni derilerin elbette bir ömrü var. O biraz da kullanıma göre değişiyor. Sizin tellemenize göre değişiyor. Ama şu da var işte yerli bir firmadan ürün aldığınız zaman bunların servisleri e, diğerlerine göre biraz daha sizin yanınızda oluyorlar. E, böyle bir şey yaşarsanız hani soyulma gibi mutlaka bir segmentin e, kapısını çalın size bir yol göstereceklerdir. Kulaklığın yapısı diğer şöyle baktığımızda kuttan böyle çıkmıyor şu, İşte mikrofonu bu şekilde ayrılıyor. Bunun kendi ağzı var şu şekilde şekilli görüyorsunuz. E, buraya hani uydurulabilen o şekle uyan başka bir şey olursa takılır yoksa takılmaz. Bu e, kendi mikrofonu ama biliyorsunuz Rampage'in üst seviye ürünlerinde mikrofonlarından ekstra memnunuz. Bunu da birazdan konuşacağız. Testini zaten yine teknolojilerle yaptık. E, onun dışında üstünde bir düğme falan yok. Yani açma kapama düğmesi ya da ses ayarı bunun üstünde yok. Nerede var? Bir defa şöyle ucunu da göstereyim. Görüyorsunuz kablosu bu şekilde. Ses kartı var bunun. Finalde USB'ye dönüşecek. Şuradan bağlıyorsunuz. Bu şekilde. Detayda ben buna elektrik verince şurada ekran olduğunu da göreceksiniz. Şu an karanlık. Bu kumanda. Şimdi kumandanın yapısı şu bakın sesini duyuyorsunuz. Basılıyor. Bunlar aslında düğme. Bunlara bastığınız zaman ne oluyor? İşte mute aktif hale geliyor. 7.1 bir aktif hale geliyor. Yanda şunlar klasik daha bizim alıştığımız şekilde butonlar. Ses açıp kapıyor sesi tamamen kapıyor kulaklığa gelen sesi. Bunlar da equalizer e, modları arasında geçiş yapan tuş, e, equalizer'da için yani, konulan tuş. Bu da sesi değiştiriyor işte. Orada presetleri devreye sokuyor. Ama şu var. Bunu tam anlamıyla kullanmak istiyorsanız e, yazılımını kurmanız gerekiyor. Hep söylediğim bir şey var. Ürünlerin eee Rampage'de genel olarak e, yazılımları ürünün sayfasında bulunmuyor. Destek diye ayrı bir domainleri var. Oradan buluyorsunuz. Bu sefer koymaya çalışmışlar ee, ama tam olmamış. Basılamıyordu ben baktığımda. Siz yine destek sayfasından indireceksiniz, kuracaksınız XIR zaten yine hep aynı şeyi kullanıyorlar. Orada bunun ayarları aktif oluyor. O zaman işte 71 seçeneği de öyle gelmiş oluyor. 71'i isterseniz yazılımdan seçersiniz, basarsınız kutucuğuna ya da işte şuradaki tuşa bastığınız zaman o da onu aktif ediyor zaten. O yüzden onu kurmanız gerekiyor. Yani kumanda donanım olduğu için yazılımı kurmayalım diye bir şey yok. Ayrıca o yazılımın içinde ince ayarlar, equalizer vesaire hepsi duruyor. Ee, onlar sizin için ilk başta en azından ayarlanması gereken birkaç tane kritik ayarı sahipler. Mutlaka kurun. Kurduktan sonra ama büyük ihtimalle sadece bununla yetineceksiniz. Hangi modun daha iyi olduğu içeriğe göre değişir. Oyun modu, işte e, müzik modu ya da film modu gibi ayır, ayırmışlar içlerinde equalizerini, presetlerini kendiniz de manuel olarak yapabilirsiniz. Onlar siz, sizin kararınız. Ama biz değerlendirirken şöyle değerlendiriyoruz. En hamale yani kutudan çıktığında ve böyle ekstra yer yapmadığımızda nasıl bir ses veriyor? Öncelikle şunu söyleyelim. Nereye takacaksınız? Bir USB'ye çevirdikten sonra işte USB destekli yerlere takacaksınız. Ama bunu çıkardığınız anda artık ses kartı yok. Dolayısıyla 7 biri e elveda dediniz. O zaman artık sadece bu şekilde isterseniz cep telefonuna da takabiliyorsunuz. Şöyle tekrar geri takalım. Bunun Y kablosu da çıkıyor içinden. Yani adaptör çıkacak o yüzden şey yapabilirsiniz. Yani uyumlu yere uy, uyumayan yere uydurulabilir hale getirilebiliyor. İçinden çıkıyor. Şimdi bu USB'den ayrıldığında 7.1 olmuyor dedim ya. O da tam olarak aslında doğru değil. Size her e, videoda söylemeye çalışıyorum. 7.1 sadece yazılımla yapılan bir şey olduğundan o yazılımın bir benzerini, daha iyisini hatta Windows mağazasının altından bulabilirsiniz. Dolby Atmos var, DTS var. Bunları indirirsiniz. 7.1 ses desteğini stereo ürünlerde kullanırsınız. Böyle özel ses kartlarına ihtiyacınız yok aslında. Bunun güzel tarafı çok pratik olması. Takıyorsunuz çalışıyor. Ama bunu taktığınız anda mevcut ses kartınız kullanılmıyor. Bunu hep bilerek düşünün. Çünkü belki de sizin ses kartınız bunun üzerindekinden çok daha özellikle Belki özellikle bir ses kartı aldınız çok iyi diye özelliklerini kullanmak istiyorsunuz. Bunu taktığınız anda e, o devreden çıkıyor. İşte bunların böyle ayrılabiliyor olması size bir avantaj sağlıyor. Bir de biliyorsunuz doğrudan sadece USB ile gelenler var. Onda bunu yapamayacaksınız. O yüzden Böyle olmasını PC'de de kullanabilirsiniz sadece kablonun kısaldığını bilmeniz lazım bunu çıkardığınızda. Performans Şimdi Ses karakteristiği şu şekilde Kesinlikle bir müzik kulaklığı değil Çoğu değil zaten hep söylüyorum size Ben bunun için hani benim oyun yayınlarımda görüyorsunuz Oyuna geçtiğim zaman kendi normalde kullandığım Sennheiser Momentum 3'ü Kenara koyarım oyuncu kulaklığıma geçerim Niye çünkü e, Sennheiser'ın sesi oyunlarda benim işime yaramıyor oyun Oynarken ben film izler gibi izlemiyorum. Oyunda ben içerideyim ben bir şeyler yapıyorum. Ses benim için bir araç. O aracı kullanabilmem lazım. İşte burada en sevmediğim şey oyun esnasında. Özellikle biz bir de çok gürültülü oyunlar oynuyoruz. Call of Duty gibi. E, çok fazla patlama sesi var. O hem kafamı şişiriyor hem de diğer sesleri bastırıyor. E, o zaman işte bası kısma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu tip kulaklıklar genelde bizim önümüze gelen oyuncu kulaklıklarında zaten asla yani ben hiç görmedim bas ağırlıklı değil de daha çok mid ve tiz ağırlıklı gidiyorlar. Niye? Çünkü oyunda sizin içinize yarayacak sesler onlar. Çıtırtılar, kırıklar, cam kırıkları, işte size düşmanın geldiğini gösteren şeylerin hepsi onlar. Bu kutudan çıktığında oyundaki sesleri rahat rahat duymanızı sağlayacak şekilde ayarlanmış. Ama diyorum ya hepsini değiştirebilirsiniz. Ecolizer'dan ya da presetlerden değiştirebilirsiniz. Müzik dinlerken mesela oyundaki preset uymuyor. Hiç güzel olmuyor. O zaman ya düz hale getirin, dümdüz kullanın ya da işte e, müzik presetine getirin. 7.1'i açmanın da çok bir anlamı yok. Gerçek hani 7.1 kulaklıkla test etmiştik hatırlıyorsunuz. İçinde 8 tane kulak hoparlör olan. Onlar da tamam onlar da bir başka türlü oluyor ama stereoda 7.1 yapınca müzik ve filmlerde ben çok fazla memnun kalmadım açıkçası ve buradaki deneyimimden. Bu oyun için çalışacak. Oyunda yer tespit etmek için çalışacak. Aynı zamanda işte dediğim gibi Dolby ve eğer DTS'yi desteklerseniz onların 7.1'i de kendi algoritmasında kullanıyor. Hepsini deneyin. Hangisinde çevre algı algılamanız daha fazlaysa onu kullanın. Ama bunun için yani söyleyeceğim şey oyun kullanımı için gayet yeterli. Müzik dinlerken doğru preset'i kullandığım zaman onun için de yeterli. Bas severler o konuda memnun kal kalmayacaklardır. Yani Ecolizer'dan bası son sonuna kadar yükseltelim. Yok öyle bir çözüm yok ama şu var iyi haber işte biraz da 50 mm sürücü olması sesi açtığınızda çatlama patlama olmuyor gayet güzel çalışıyor gayet güzel kullanıyorsunuz yani zaten o şiddette kullanmazsınız sağlığınız için filmlerde yine çok memnun kaldım e, film izlerken yine dediğim gibi doğru preseti kurduğunuz zaman gayet güzel hmm. hepsi stereo modunda çalıştırdım e, onun dışında tabii ki mikrofon bizim için çok önemli e, mikrofonla da takım arkadaşlarıyla iletişim kuruyoruz bunun mikrofonunu ben ilk biz canlı yayında biliyorsunuz test ediyorum ben duymuyorum siz duyuyorsunuz ben konuşurken ve sizden gelen geri dönüşlere bakıyorum sonra ben de dinliyorum tabi. Sizin görüşleriniz olumluydu gayet hani kullanılabilir bir ses elde ettik. Şu var aynı kulaklığın ekolayzara ihtiyacı olduğu gibi aslında mikrofona da böyle filtreler uygulanabilir. Gürültü filtreleri uygulanabilir mesela OBS'de yayın yapıyorsanız kullanılır ya da işte NMedia'nın kendi RTX Voice'unu kullanabiliyorsanız gürültü filtresi yapabilirsiniz içerideki sesi almaz. Bu tip şeylerle aslında iyileştirilebiliyor deneyim. Biz ham deneyime bakıyoruz. Yani bu omnidirectional bir e, mikrofon. Etrafındaki sesleri almaya daha meyilli. O yüzden tabii ki e, o ham seste e, şöyle birazcık daha bence ve yani kendi yayınımı dinleyince birazcık daha böyle e, tize e, güç verilmesi olabilirmiş. Birazcık boğuk gibi çıkıyor ama anlaşılıyor mu anlaşılıyor. Patlama yapmamış o önemli. Yine e, PCT harflerinde bir patlama yapmamış. Ve gayet hoşuma gitti açıkçası. Yine bu bu halde yani Rampage'in bu kulaklığı kendisinden daha pahalı bildiğimiz işte daha önce incelediğimiz Corsair'de de gördüğümüz birkaç tane modelden daha iyi ses veriyor. Bu biraz garip bir durum tabi. Niye? Çünkü aslında yani bunu hep söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Mikrofon aslında çok pahalı bir şey değil. Bu tamamen segmentasyon için yapılan bir şey yani bir yerde siz oyuncu kulaklığında kötü bir mikrofon görüyorsanız o birazcık bilerek yapılmıştır. Mutlaka daha iyisi vardır. Daha üst modeli vardır. Oraya saklamışlardır. Burada öyle bir şey yok. Burada işte kendi fiyat seviyesinde gayet güzel bir mikrofon deneyimi elde edebiliyorsunuz. Rampage Xpike oyuncu kulaklığının mikrofonunu test ediyoruz şu anda. Normal pozisyonuna aldırdım. Şu pozisyondayken özellikle Pçt seslerinde patlayıp patlamaması önemli. Ses kalitesi de önemli. Bu tabi ham sesi hiçbir efekt falan yok. Bir de tabi daha önce söylediğim gibi birazcık da böyle elden geçse, biraz filtre uygulansa çok daha iyi yerlere gelebilir. Onun da örneğini yapacağız. Rampage x pike Oyuncu kulaklığının mikrofonunu test ediyoruz şu anda normal pozisyonuna aldırdım Şu pozisyondayken özellikle pct seslerinde patlayıp patlamaması önemli ses kalitesi de önemli bu tabi ham sesi hiçbir efekt falan yok ee, Bir de tabi daha de söylediğim gibi ince, birazcık da böyle elden geçse biraz filtre uygulansa Çok daha iyi yerlere gelebilir onun da örneğini yapacağız Rampage Xpike 7.1 oyuncu kulaklığını ses kartından ayırdım ve şu an Samsung S10 Plus telefonuma bağladım Doğrudan onun üstüne kaydediyorum şu anda yine az önceki PC testinde olduğu gibi hiçbir şey yok. Efekti hiçbir şey yok. Oradan bağladık. Zaten ses kartı da çıkmış oldu aradan. En ham haliyle kaydediyoruz. Bakalım cep telefonuna kayıtta ne oluyor. Şöyle hani kutusunu da göstereyim. Onu ilk başta gösterecektim. Unuttum. Şöyle kutusu böyle. Ee, i̇çindekileri koymuşlar. Kutunun arkasında her şey yazıyor. Zaten bütün özellikleri biz tablo olarak da vermiştik. Bu kutu içeriye geliyor. Kuruyorsunuz. Kullanmaya hazır olması 5 dakika. Ayar biraz daha fazla sürer oyunlarınıza göre birazcık ince ayar yapmanız gerekebilir. Ee, onun dışında benim yani şöyle düşünüyorum kötü bir deneyimim olduğunu diye, olmadı. Sadece şunu söyleyeceğim. Şimdi bu omnidirectional mikrofonlar her yerden ses aldıkları için bu kulaklıkta sesi fazla açtığınız zaman sesin buraya kaçması gibi bir şey söz konusu olabiliyor. Bunda da bunu yaşadım. Bunun olmaması için ne yapacaksınız? Ya işte sesi sonuna kadar açmıyorsunuz ya da tabii aslında bu omnidirectional değil de sadece benim sesimi alabilseydi o da olacaktı ama böyle. bu bizim kullandığımız RTX Voice gibi ya işte AMD'ye de geldi ekran kartları artık destekliyor. Gürültü filtreleri bunu da engelleyebiliyor. Bunu deneyebilirsiniz. Onun dışında hani benim yaşadığım bir şey yoktu. Özel olarak belirteceğim. Bir de yani ben her ne kadar kumandası olsa da ses açma kapama özelliklerinin dicete kulaklığın üstünde olsun istiyorum. Çünkü bunu USB ile kullanmaktan kullanmadığım zaman Kumanda da gitmiş oluyor. Ve işte bununla kalıyorum. bunun üstünde de birkaç düş olması iyidir. Ne kadar? 1000 lira şu andaki ortalama fiyatı. Daha aşağıda var. Artık siz onu arama motoru linki veriyorum. Oradan bakacaksınız aşağıda güncel fiyatında. Çünkü 800 lira rakamlara düştüğü de olmuş. Ama bu gerçekten piyasada daha üst fiyata satılan diğer rakip firmaların ürünleriyle az önce saydığım gibi firmaların ürünleriyle başa çıkabilecek tarzda ürünler. Çünkü özünde kulaklıklı mikrofon aslında çok basit bir ürün. Yani bunun aslında bunlara böyle 5-6 bin lira para ödememeliyiz. Ve özellikle oyuncu kulaklıklarından bahsediyorum. E, o yüzden burada bence kendine iyi bir yer edilmiş. Ama bence o bin lirayı aşmaması lazım. Her ne kadar bin lira da eski bin lira değilse de yine de çoğu kişi için bir psikolojik sınır. Onun altında durduğu sürece bence güzel bir yeri var. Bu kulaklığın tekrar söylüyorum Rampage Xpike 7.1 oyuncu kulaklığını inceledik. Bir sonraki bölümde görüşmek Hadi. üzere.